algoloji uzmanı Doktor Yaşar Arslan günümüzün zor teşhis konulduğu hastalığı fibromiyalji hakkında önemli bilgiler aktardı. Yaşar Arslan, fibromiyaljiyi açıklayarak inatçı ağrıların çoğu hastalıklarla karıştırıldığına vurgu yaptı. Fibromiyalji aslında bunun çeşitli adları var. Yumuşak doku romatizması, kas romatizması diye geçiyor. Bunlar da farklı yerlerde inatçı ağrılar var. Bu ağrılar yaygın bir şekilde seyretmekte olup çoğu hastalıklarla karıştırılabiliyor. Bunlardaki bu ağrılar subjektiftir. Yani normalde testle tespit edemezsin. Yaşar Arslan hastalarına bizim yöntemlerimize ve tavsiyelerimize uyarsalar bir daha ağrıları olmaz dedi. Fibromiyaljinin belirtileri çok çeşitli olmakla beraber günümüzde zaten ağrı hastalarının %90-95'i polikliniğe başvuran hastalarımızın %90-95'i fibromiyalji şikayetleriyle gelmekte. Bunlarda kronik yorgunluk, baş ağrısı, uykusuzluk, uyku düzen kalitesinde bozukluk, bir sürü çeşit kliniği, semptomları var bunların. Çok çeşitli hastalıklarla karıştırılabiliyor. Tedavisinde bunun çeşitli ilaçlar kullanılıyor. Fizik tedavi yapılıyor. Fakat işte bunlarla alınan sonuçlar yetersiz kalıyor. Hatta doktor arkadaşlarım bazıları bu hastalarımıza bu ağrı yani yaşamak zorunda kalacaksın diyor. Yani tedavisi yok diyorlar. Ama bizim burada geliştirdiğimiz bir yöntem var. Uyguladığımız yöntem daha doğrusu. Polikliniğimize başvuran hastalarımıza girişimsel blok yapıyoruz. Bu girişimsel blok arttı. Yaşam şeklini değiştirmesi için tavsiyelerde bulunuyoruz. Bu girişimsel blok yaptığımız hastalar bizim tavsiyelerimize uyarsa hastaların bir daha ağrısı olmuyor. Fibromiyalji hastası bir kişi de 5 senedir tedavi olduğunu ve tedavi sürecinden çok memnun kaldığını dile getirdi. Ben 12 senedir romatizma tedavisi gördüm. Romatizma dediler. Hiç de romatizma değilmiş. Vücudum enfeksiyon kaplamış. Durmadan iki bükük gezdim. 2,5 sene iki bükük gezdim. Hacımata oldum, şunu oldum, bunu oldum. Hiçbirinden fayda görmedim. Dostum birisi sebep oldu. Ağrı algolojiye geldim. Çok memnunum. 5 senedir falan da yani devam ediyorum.